Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu rasyonel sayılarla işlemler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 7. sınıf matematik kazanım kavrama testi 8 olacak. Bildiğiniz üzere sevgili arkadaşlar, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için arkadaşlar testlerimizin tamamı güncellendi. En güncel halleri de Aralık ayında yayınlandı. Ben de size en güncel hallerini çözüyorum. Arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri çok şahane sorular hazırlıyor. Kazanım kavrama testlerini mutlaka çözün ki çözüyorsunuz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, çalışma soruları sizlere kitaplar halinde dağıtıldı ya. Çalışma sorularını ve aynı zamanda beceri temelli soruları da arkadaşlar mutlaka çözün derim. Ben buraya linklerini koyuyorum. Biliyorsunuz burada İ harfi yazıyor. O İ harfine basınca bulabilirsiniz. Oynatma listelerinin tamamını veriyorum. Hem çalışma sorularının hem de beceri temellerini yine konu anlatımını bulabilirsiniz. PDF'leriyle beraber. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine emekleri için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben de söylemiş olduğum üzere sizlere soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Bismillah der ki birinci soru. Bu işlemin sonucu nedir? Güzel. Arkadaşlar biz 7. testte ne yaptık? Bol bol bunları zaten antrenmanını yaptık. Bir sürü çözdük. Ancak şimdi burada karşımıza ne çıkıyor? İşlem önceliği. Normalde ne yapmam lazım? Önce parantez içini halletmem lazım. Önce parantez için halledeceğim. Daha sonra bu çarpma işlemini. 1 bölü 2 çarpı. Ne yapmam lazım arkadaşlar? Parantez için de halletmem için çıkarma işlemi var. Paydaları eşitlemem lazım. 4 ile ve 3 ile genişletiyorum. Eşittir. 1 bölü 2 çarpı. 4 ile genişlettiğimde 4 bölü 12. Eksi 4, 3 ile genişletiyorum. 3 bölü 12. Ama dikkat edin arkadaşlar, parantez her zaman yazılsın, yoksa soğuk olur sayılarımız, sıkıntı olur. Eşittir yerimiz kalmadı, buradan eşittir ile devam ediyorum. 1 bölü 2 doğuştan beri var. Çarpı 4'ten 3'ü çıkartıyorum. 4 eksi 3. 1 bölü paydalar aynı, 12. Şimdi bu arkadaşı hallettiğim için arkadaşlar ne yapabilirim? Parantezden kurtulabilirim. Parantezi atabilirim. Çarpma var. Payları çarpıyorum. 1 ile 1, 1. 2 ile 12'yi çarptım. 24. Haydi geçmiş olsun. Neredesin? Bursa şıkkındasın. Buradan bütün Bursa'daki arkadaşlara selam olsun. 2 ile devam ediyorum arkadaşlar. İşleminin sonucu nedir? Yine parantez işlemini halledeceğim. Daha sonra bölme işlemini yapacağım. Ama bu işlemleri de halledebilmem için ne yapmam lazım arkadaşlar? Bu arkadaşları bileşik kesir haline getirmem lazım. 1 tam 1 bölü 2. Tam kısmını paydayla çarpıyorum. 1 çarpı 2 yapıyorum. 1 ile de topluyorum arkadaşlar. 1 kere 2 2. 1 ile topladım 3. Bu arkadaş 2 artı 3 bölü 2'ymiş. Bileşik kesre böyle çevrilir arkadaşlar. Bu zaten 1,5'tur. Sen bilirsin. 3 bölü 2 de 1,5'tur. Şimdi bu arkadaşı böleceğim. Kime böleceğim? 2 eksi. Bak aynısını yaptığımız zaten 3 bölü 2. Bunu görmüş oldum. Bunun içinde ne yapacağım? Gizli bir birimi unutma. 2 ile genişletiyorum. Bu arkadaşı da 1, 2 ile genişletiyorum. Genişlettim. 4 bölü 2 artı 3 bölü 2 bölü. Aynısı var. 4 bölü 2 eksi 3 bölü 2 eşittir. 4 ile 7, 3'ü topladım. 7 bölü 2 paydalar eşit. Bölü. Artık hallettiğim için parantezden kurtulabilirim. Parantez eksi olursa, negatif bir sayı olursa parantezle devam etmen senin lehine olabilir. 4'ten bu sefer 3'ü çıkarttım. 1 bölü 2. Ancak ne yapmam lazım arkadaşlar? Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Ters çeviriyorum. 2 ile 2 kendi aralarında sadeleşti. 2'ye 2'ye böldüm. 1, 1, 1. Herkes 1. 7 kaldı tek başına. O da nerede? A şıkkında bize göz kırpmakta. 3 numara. Allah'ım bu da ne? Arkadaşlar karışıkmış gibi gözüküyor. Hiç korkmayın. Hiç sıkıntı değil. Bakın burada bir nevi parantez varmışçasına. Bu aslında büyük, tam bir sayı, bir sayı yani kendisi. Şurada en büyük bölme işlemim benim burada, kesir sayım. Önce şurayı halledeceğim ve burayı halledeceğim. Daha sonra bunları birbirine böleceğim. Ne yapmalıyım? 1 ile 1 bölü 3'ü toplamalıyım. 1 artı 1 bölü 3, hadi onları tek tek yazalım. Sonra 3 bölü 2 eksi 1.
Sevgili arkadaşlar, gizli birimi unutmuyorum. 3 ile genişletiyorum ben bu arkadaşı. 3 bölü 3 artı 1 bölü 3. 3 bölü 2 burada duruyor. Şimdi burayı ne yapacağım? 2 ile genişleteceğim. 1 bölü 1 var. Eksi 2 bölü 2. Bak ben bunları nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Size onu da söyleyeyim. Arkadaşlar 1. Şimdi bunun paydası 3 ya. Bu 1. Ben paydayı 3 görmek üzere. Bak 3 bölü 3 dediğin şey 1 değil mi? Evet. Eğer payda 7 olsaydı ben buraya 7 bölü 7 yazardım. 85 olsaydı 85 bölü 85 yazardım. Çünkü 85 bölü 85 de 1 değil mi? Evet. Bak burada da paydada 2 var ya. Hemen 2 bölü 2 yazabilirsin. Bunları da düşünebilirsin. Bu arkadaş şimdi topluyorum. 4 bölü 3 bölü 3'ten 2'yi çıkarttım. 1 bölü 2. Şimdi payı aynen yazıyorum. Pay kısmını. Paydayı ters çevirip çarpıyorum arkadaşlar. Hop. 4 ile 2'yi çarptım. 8 böldüm 3'e. Var mı sadeleştirme? Yok öğretmenim. O zaman 8 bölü 3'ü gönül rahatlığıyla işaretleyebilirim. 4 numara ne diyor? İşleminin sonucu nedir? Yine sevgili arkadaşlar 7. sorumuzda bunu da yaptık bolca. Bak karesi, kübü ne demek? Bunları burada uzun uzun anlattım. Bunlara da bakabilirsin. 7. sorumuzda var. Bunun karesini alacağım. Sonra bunun kübünü, bunun karesini. Dikkat et bak yine işlem önceliği. İşlem önceliği neydi? Önce üslü sayılar yapılıyor arkadaşlar. Üslüler yapılıyor. Parantez işleri yapılıyor. Daha sonra çarpma bölme yapılıyor. Arkadan en son toplama yapılıyor. Ben önce bunların karelerini, küplerini alacağım. Bismillah. Aldıktan sonra da arkadaşlar önce şu işlemi yapacağım. En son bu işlemi yapacağım. Toplayacağım. Bunu yazalım. Eksi 3 bölü 2 çarpı eksi 3 bölü 2. Böyle. Çarpımların artı olduğunu biliyorum artık arkadaşlar. Artı. Bak kendini garantiye almak için bunu şöyle şeyde de gösterebilirsin. Önce burayı halledeceksin çünkü. Çarpma var. Eksi 1 bölü 3'ün kübü. Çarpı eksi 1 bölü 3. Çarpı eksi 1 bölü 3. Çarpı. Bak yine çarpı. 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4. Ben sana bunu söylediğim gibi şeyde de gösterdim değil mi sevgili arkadaşım? 7. sorunun hangisinde gösterdim? 7. testin 7'sinde çok kolay yapmıştık bunu. Bak böyle yazdım. Bu arkadaş eksi 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3. Bu 3 bölü 4, 3 bölü 4. Bak şimdi çarparken eksi ile eksiyi çarptım artı. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi. Şimdi arkadaşlar eksi ile artıyı çarptım. Eksi. Sonucum hep eksi. Bunun, bu arkadaşın cevabı negatif. Eksi bir sayı olacak. Peki sonucum ne olacak? Arkadaşlar bakın pay ve paydalarda 1 tane 3, 1 tane 3. Sadeleştirdim 1, 1. 1, 3 daha gördüm. 1, 3 daha gördüm. 1, 1. Ne görüyorsun? 1 bölü. Şimdi yukarıda pay kısımlar hep 1. Aşağıda da 12, 48 oldu. Eksi 1 bölü 48. İşte arkadaşlar bu arkadaşın sonucu buymuş. Burada neler olup bitiyor? Eksi ile eksiyi çarpıyorum. Burası şimdi artı oluyor. Payla payı çarpıyorum. 9. Paydayla da paydayı çarpıyorum. 4. Arkadaşlar 9 bölü 4 eksi 1 bölü 48 imiş. Şimdi ne yapmam lazım? Şunu yapmam lazım. Paydaları eşitlemem lazım. Bunu 12 ile genişletirsem 12'yi 4 ile çarpınca 48 olur. Buna dokunmuyorum. 12 ile dikkat edin. Hem 4'ü çarpacağım hem 9'u. 12 ile 9'u çarparsam 108 bölü 48 eksi 1 bölü 48. Ne olur arkadaşlar? 108'den 1 çıkarsam 107 olur. Bu da 48 olarak kalır. Var mı sadeleştirme? Yok arkadaşlar. A diyoruz. Tamam. Güzel. Harika. Güzelisiyim o. Allah'ım yine zor bir soru gibi. Hiç de değil arkadaşlar. Bakın. Bu şu demek. 4'ten bir sayı çıkacak. 4'ten çıkacak olan sayı şu. Tamam bu. Peki bu ne? Bu sayıda arkadaşlar biri bir şeye bölmüşüm. Kime bölmüşüm? Şu arkadaşa. Bu arkadaş kim? Bu arkadaş da 2'nin 1 bölü 3'ten çıkartılmış hali. Tane tane gidiyorum. 1, 4 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. En çekirdek yerden başlıyorum. Buradan başlıyorum. Burası gizli bir 1. 4 eksi 1 bölü 3 ile genişletiyorum değil mi? Hatta ben sana şurada söyledim. Değil mi? Üçüncü soruda söylediğim gibi 2 yazmak için 3 ile genişletince bak başına ne gelecek? 6 bölü 3 eksi 1 bölü 3. Bak 6 bölü 3 2'dir zaten.
2'dir. Paydayı 3 gördüm. Gördün mü? Güzel. Eşittir. 4 eksi 1 bölü. 6'dan 1'i çıkarttım. 5. Hop 3. Nefisim o. Herkes, her şey yolunda gidiyor arkadaşlar. 4 eksi 1'i aynen yazıyorum. Çarpı. Bak burada da kendini güvene almak için şu parantezini al. Çünkü şu işlemi yapıyorsun önce. Şu parantezi al her zaman kendini. Bu arkadaşı ters çevirip çarpacağım. 3 bölü 5. Payı aynen yazdım. Pay değil. Zaten bir etkisiz eleman. Ne kaldı sevgili arkadaşlar? Eşittir. 4 eksi 3 bölü 5 kaldı. Şimdi 4'ü genişletme vaktidir. Bunun 1 var. 5 ile genişlettim. 20 bölü 5. 20 bölü 5 4'tür bak. Nasıl da güzel görüyoruz değil mi? Eksi 3 bölü 5. 20'den 3'ü çıkarttım. 17. Buraya da 5 dedim. Ahan da sana 17 bölü 5. Harika. Her şey yolunda gidiyor. Geldim 6'ya. Ha! Sevgili arkadaşlar bu 6'yı sana en son soruda şöyle çözdüm. Bak 12. soruda çözmüştüm değil mi? 7. testin 12. sorusunda çözmüştük. Şimdi ben bunu iki türlü de çözeceğim sana. Tamam mı? Hem normal klasik haliyle çözeceğim. Bir de normalde çok kısa yolu var. Onu da göstereceğim sana. Şimdi bak 1, 2, 3, 4 tane virgül var. 4 bölü 1, 2, 3. Bu değil mi? Evet. Bölü. 12 bölü 1, 2, 3. Bunun da 3 tane sıfırı var. Güzel. Artı 0,6. 6 bölü 10. Bölü 9 bölü 10. Öyle değil mi? Evet. 9 bölü 10. Buraya yazılmış. Eksi 24 bölü 100. 2 tane virgül. Yine bak 2 tane virgül geçmişim. 18 bölü 100. Arkadaşlar gerçekte olup biten bu. Ben sana söylediğim gibi kısa yolumda göstereceğim nasıl olduğunu. Şunu birincileri aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Başına geleni gördün mü? Bak bu binler sadeleşecek. Artı 6 bölü 10 yazdım. Çarpı 10 bölü 9 yazdım. Eksi 24 bölü 100 yazdım. Çarpı 100 bölü 18 yazdım. Arkadaşlar bak binler sadeleşti. Pay ve paydadalar. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3. Burası 1 bölü 3 oldu. Artı onlar sadeleşti. 1, 1 oldu. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. Bu arkadaş da 2 bölü 3 oldu. Her şey yolunda gidiyor. Bak. Pay ve payda da yüzler var. 100'e böldüm 1, 100'e böldüm 1. 6'ya böldüm 4, 6'ya böldüm 3. Eksi 4 bölü 3. Allah'ım sana geliyorum. Ne kadar güzel oldu. Herkesin paydası 3 oldu. O zaman yukarıyı toplayabilirim. 2 ile 1'i topladım. 3, eksi 4'ten eksi 1 oldu. Payda zaten 3 arkadaşlar. Haydi geçmiş olsun. Eksi 1 bölü 3'müş bu arkadaşın cevabı. Şimdi kısa yoldan nasıl yapardım? Bunu 8. sınıfta öğrenseniz daha iyi ama hadi değinmeden de etmeyeyim. Yok yok kafanız karışır ya. En güzeli bu arkadaşlar. Bunu öğrenin. Tamam şöyle öğreten olursa da bu söyleyeceğimi anlamasan da boş verin. Önemli olan şu tamam mı? Birinci anlattım. Arkadaşlar böyle durumlarda şöyle olabiliyor. Ben burayı bakın 1, 2, 3 tane virgül gittim ya sağda. Burada da 3 virgül gidiyorum. 1, 2, 3. Böyle yazabilirim. Artı burada 1 virgül sağa gittim. Burada da 1 virgül sağa gideceğim. 6 bölü 9 kalır. Eksi burada 1, 2 virgül gidiyorum ya. Burada da 2 virgül gidebilirim. 24 bölü 18 kalıyor. Şimdi böyle söyleyince ezber olabilir. Bunun sebebi bu işte. Sen önce şunu öğren. Bu çözdüğümü öğren. Daha sonra bunu da öğrenirsin. Virgül giderek aynı virgülleri bu işlemi de yaptığında sevgili arkadaşım yine karşına 1 bölü 3, 2 bölü 3, 4 bölü 3 bununla karşılaşırsın. Anlaştık. Okey tomento. Tamamdır. Güzel. 7 numarayla devam ederim. Allah'ım rasyonel sayılarla işlemlerde şimdi problemlere geldik. Diyor ki Mesut Bey maaşının 1 bölü 8'ini ev kirasına, işte 1 bölü 6'sını ev kirasına, 1 bölü 4'ünü de otomobil taksidine ödemektedir. Ne güzel. Mesut Bey'in bu ödemeleri yaptıktan sonra geriye 1400 lirası kaldığına göre maaşı kaç liradır? Arkadaşlar şöyle. Ben 1 bölü 6 harcadım. Bir de 1 bölü 4 harcadım.
Toplam ne kadar harcadım? Gelin bakalım. 2 ile genişletiyorum. 3 ile genişletiyorum. Ben sana daha sonra başka şekilde de göstereceğim. 2 bölü 12 artı 3 bölü 12 eşittir 5 bölü 12. Arkadaşlar ben maaşımın 5 bölü 12'sini harcadım. Değil mi? Harcadım. Şimdi bana senden hemen söylersiniz. 12'de 5'i bak böyle okuyun. 12'de 5'ini harcarsam kaçta kaçı kalır? Tabii ki 12'de 7'si kalır. Bunu nasıl bulurum? Arkadaşlar benim maaşım bir bütün. Bir. Ben bundan 5 bölü 12'yi çıkartıyorum. Bak zaten ezbere de söyleyebiliyoruz. Çıkarttığımda ne olur 12 ile genişletirsem? 12 bölü 12 eksi 5 bölü 12. 7 bölü 12 kalır. 12'de 7. Bakın bu ne demek biliyor musun? Ben sana bir lahmacun verdim. 12 parçaya böldüm. Sen bunun 5 parçasını yersen 7 parça kalmaz mı? Evet öğretmenim. Sen bir yolun 12'de 5'ini yürürsen 12'de 7'si kalmaz mı? Evet öğretmenim. Sen maaşının, Allah daha çok versin, 12'de 5'ini harcarsan 12'de 7'si kalmaz mı? Evet. Yaptığımız bu işte arkadaşlar. Bu kalan. Harcanan bu, kalan da bu. Şimdi diyor ki sana geriye 1400 liran kalmış. Kalan bu. Arkadaşlar ne yapmışım ben? 12 parçanın 7'sini almışım 1400'müş. Bunun geri dönüşü ne yapıyorum? 1400'ü 7'ye bölüyorum. 12'de 1'ini bulmak üzere. 2 kere var 14, 0, 0. Bu 2 0'ı buraya hemen at. 200. Arkadaşlar 7'de 1'i 7'ye böldüm. 200. 12'sini bulmak için ne yapıyorum? 200'de 12'yi çarpıyorum. Hop buyur sana 2400 lira buluyorum. İşte budur. Tamam. Harika. Bunu şöyle de görebiliriz. Bak bu 7'de 12'si demek şudur. Hop bir bütün var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arkadaşlar 12'de 7'si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçası. Şurası 1400 liraymış. Ne yapıyorum işte? Bak 7'ye neden biliyorum? Bir parçasını buluyorum. Bir parçasını bulmak için bir parçasını bunu 7'ye böldüm. Bir parça 200'müş. Bu 200'den kaç tane var elimde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. Fazla mı yazdık ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir parça fazladan bir parça yapmışım. Değil mi arkadaşlar? 12 tane var. Bir parçayı buldum. 12 ile çarparım. 2400'ü işaretler. Arkama yaslanırım. Aynı şeyleri yapacağız. 7. soruya göndereceğim ben seni. Diyor ki 30 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta öğrencilerin 6'da 5'i bak dikkat et iyi yazıyor. 5 bölü 6'sı I yazmıyor. İyi yazıyor. 6'da 5'i gözlüklü ve gözlüklü öğrencilerin 5'te 3'ü arkadaşlar erkektir. Buna göre bu sınıftaki gözlüklü öğrencilerin sayısı kaçtır? Arkadaşlar 30 öğrencinin 6'da 5'i. 30'u 6'ya bölüyorum. 5. Değil mi? 6 kere 5 30. Arkadaşlar bu şu demek işte. Hop hop. 6 parçaya bölüyorum. Bir parçasını hesaplıyorum. Burada 5 kişi var. Bak 5, 5, 5, 5. Ve bunun 6'da 5'i. Şurası arkadaşlar gözlüklüymüş. Bunu bulmak için ne yaparım? 5 ile 5'i çarparım. 5 çarpı 5 eşittir 25 kişi gözlüklü. Şimdi bak olup biten gerçek manada budur. Oysa şöyle de söyleyebilir bazı öğretmenlerimiz söylemiş olabilir. 30 sayısının 5 bölü 6'sı şöyle bulunuyor diyebilir. 30 çarpı 5 bölü 6 ile çarpacaksın ey sevgili öğrenci. Evet doğru yanlış değil ama olup biten budur. Önce 6'ya bölüyorsun. Bak burada da 6'ya bölüyorsun. Sonra 5 ile çarpıyorsun. Gerçek manada olup biteni anlamadan şu işlemleri yapma derim. Doğru yapıyorsun. Bak yanlış yapmıyorsun. Ama yanlış öğreniyorsun. Anlaştık. Neden yaptığını bilmiyorsun. Neden yaptığını bilmek budur arkadaşım. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Kapı işi tamam. Ben bunu anlamanızı çok isterim. Bunu çarpınca 25. Ha şimdi ne oluyor arkadaşlar?
Bu gözlüklülerin 25 kişi gözlüklülerin de 5'te 3'ü erkek. Ne yapacağım o zaman? 25'i 5'e böleceğim. Yine 5 kişi çıktı. Güzel. 5 kere 5 25. Bu 5'i de 3 ile çarpacağım. 15 kişi erkek. Tamam. Budur yani. Yine burada olup bitenli arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e böldüm. 5, 5, 5, 5. 5 kişi var her grupta. 5'te 3'ü. 5'te 3'ü şurası erkek sayısı işte arkadaşlar. Bir parçayı buluyorum. O parçayı 3 ile çarpıp 15 diyorum. Anlaştık. Güzel. Ya da önce bunu bulup ondan sonra 25'i de yine arkadaşlar 5'te 3 ile çarpabilirsin. Cevabın bu olabilir. Böyle söylemende de bir mahsur yok ama gerçek manada ne olduğunu bilmen de çok çok kıymetlidir. 9. Bir simitçi fırından aldığı 150 simitin öğleden önce 5'te 2'sini, öğleden sonra kalan simitin, bak dikkat et, kalan simidin 5'te 2'sini satıyor. Güzel. Gün sonunda simitçinin elinde kaç tane simit kalmıştır? Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Önce ben sana şeyde de söyledim ya. Şu lahmacun yol örnekleri söyledim 7. soruda. Aynı şeyi söylüyorum. 5'te 2'sini satarsan 5'te 3'ü kalır değil mi? Ama gel biz onu yapalım. Bir tam vardı. 5'te 2'sini sattın. 5 ile genişlettin sen bunu. 5 bölü 5 eksi 2 bölü 5. Bak 3 bölü 5'i kaldı. Şimdi bu öğleden önce. Öğleden önce. Bu kadarı kaldı. Sonra arkadaşlar bu kalanın da 5'te 2'sini satıyorsun. Tamam mı? Bu arkadaştan 5'te 2'sini satacaksın. Ha, burada da şeyini şey yapacağız. Ha, satıyor. 5'te 3'ü kalacak. Kalanın 5'te 2'si. Ben sonra grafikte de çözeceğim. Sevgili arkadaşlar şimdi geldik şu 8. soruda söylediğime. Kalan bu. Bu kaldı değil mi arkadaşlar kalan? Şimdi bu kalanın 5'te 2'sini hesaplayacağız arkadaşlar. Çarpı 5'te 2 yapıyorum. Kalan bu sevgili arkadaş. Satılan bu. Ben bunu hesaplayacağım. Satılanı hesaplayacağım. Çarpıyorum ne görüyorum? 25 bölü 6 satıldı. Ne zaman satıldı arkadaşlar? Öğleden sonra. Bu kadarı satıldıysa elimde ne kadar vardı? 3 bölü 5 vardı. 3 bölü 5'ten 6 bölü 25'i çıkartıyorum arkadaşlar. 5 ile genişletiyorum. 15 bölü 25 eksi 6 bölü 25 eşittir. 9 bölü 25 kaldı. Bu kalan. Ben sana bunu grafikte de çözeceğim arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Elinde kaç tane simit kalmıştır? Kalan bu zaten, değil mi? Aa 150'yi söylemiş zaten ya. Biz baştan beri 150 ile de yapabilirmişiz ya. Evet 150 ile de gidebilirmişiz. Neyse biz buna bakalım. 150'nin 9 bölü 25'ini hesaplıyorum arkadaşlar. 25'e böldüğümde burası 6. 9'da da çarpıyorum. Bu işlemin sonucu. Şurası 6 oluyor arkadaşlar. 6 ile 9'u çarpıyorum. 54 diyorum. Şimdi bu uzun yol. Ben sana kısa yolum. Ben 150'yi daha sonradan fark ettim. Normalde yapmamız gereken neydi arkadaşlar? 8'de de anlattığım üzere. Bu da hızlı gidebiliriz. 150'nin 5'te 2'sini satıyor. 5'te 2'si. Neydir arkadaşlar? Bunu bölersem 30. 60 tane sattı. 150 eksi 60 eşittir. 90 kaldı. Öğleden önce. Daha sonra bu 90'ın da arkadaşlar kaçını satıyor? 5'te 2'sini satıyor. Bu arkadaş da nedir? Hop 18 değil mi bu? Evet 18. 36 tane satıyor. 90 tane kalmıştı. Eksi 36 yapınca ne kalıyor arkadaşlar? 54 kaldı. Evet böyle de yapabilirmişiz. Şahane. En güzelini gösteriyorum. En güzeli. Neyse o en güzeli şeyde olur. Bölmeli. 150 tane vardı zaten. Bak öyle de görebiliriz. 5 parçaya böl. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bu tamamı 150 simit değil mi? 5 parçaysa bunların her biri kaç? 30, 30, 30, 30. Bak 5'te 2'sini sat. Şu ikisini sattın.
Ne kadarı kaldı? Bak 90 tane kaldı. Olup biten bu. Sonra bunun da arkadaşlar 5'te 2'sini. Bunu ne yapacağım? 5 parçaya böleceğim. Şimdi bunu 5 parçaya böl. 1, 2, 3, 4, 5. 90'ı 5 parçaya bölersen de arkadaşım 18, 18, 18, 18, 18 kalır. Bunun da 5'te 2'sini sat. Bak sattım 5'te 2'sini. Kaç tane kaldı? Şunlar. 18 çarpı 3 işte bu da 54'tür. En güzeli de budur. Şu senin normal yapman gereken arkadaşım. Tamam mı? Şu ilk çözdüğüm biraz uzun olmuş kabul ediyorum. Ama şu da çok güzel bir görsel yani. Senin için doğru olan en güzeli budur. 10 numarayla devam edelim. Erdem aldığı romanın 8'de 3'ünün 6'da 5'ini okumuştur. Allah'ım. Roman 240 sayfa olduğuna göre Erdem'in kitabı bitirmek için kaç sayfa daha okunması gerekir? Arkadaşlar bak 240'ın önce ne yapmalıyım? 8'de 3'ünü hesaplamalıyım. Değil mi? Bunları zaten bak 7'de, 8'de, 9'da uzun uzun konuştuk. 7 ve 8'de anlattım zaten. O yüzden gönül rahatlığıyla çarpabiliyorum. 8'de 3'ünün 5'te 6'sını. Arkadaşlar 8'e bölüyorum bak bunu. 1, burası 30, 90. İşte bu 90'ın 5'te 6'da 5'ini. 90'ın 5'te 6'da 5'i nedir arkadaşlar? Şimdi bunu buna bölüyorum. 96'ya bölelim hemen şurada arkadaşlar. 90 bölü 6. Bir kere var. 6, 15. Evet. Hop hop 1. Burası 15. 15 ile 5'i çarpıyorum. 75 sayfa okumuş. Haydi geçmiş olsun. Arkadaşlar 75 sayfa okumuş. Kaç sayfa daha okunması gerekir bitirmesi için? 240'dan 75'i çıkartıyorum. 0'dan 5'i çıkarttım. Çıkmaz tabii ki. Komşudan aldık. 13'ten 7'yi çıkarttım. 6 kaldı. 165 sayfayı buldum arkadaşlar. Ona da D dedik. Tamam. Güzel. Saat 21'de yani akşam 9'da başlayıp 23'te biten bir filmin 15'te 4'ünde reklam gösterilmiştir. Bu film aynı saatte başlayıp reklamsız şekilde gösterilseydi kaç saatte biterdi? Sevgili arkadaşlar bakın kaç saat sürmüş? 21'den 23'ten 21'i çıkartalım. Eksi 21. Bunlar saat gösterimi yalnız kafanız karışmasın. 2 saat var değil mi aralarında? Evet. Arkadaşlar 2 saatin 15'te 4'ü. Burada da ne yapalım? Şimdi 2 saatin 15'te 4'ünü almak zor. O zaman 2 saat kaç dakika yapar arkadaşlar? 1 saat 60 dakika olduğu için 120 dakika yapar. Öyle değil mi? Güzel. 120 dakikanın 15'te 4'ünü alalım. 15'te 4'ünü. Böyle hesaplayalım. Bak neden hemen çarptığımı buralarda söyledim. Önce ne olduğunu anla. Önce 15'e bölüyorum. Sonra da 4 ile çarpıyorum. O yüzden. Ben ezbere sevmem arkadaşlar. Bunu buna böldüğümde 8 ve 1 olur arkadaşlar. 8 ile 4'ü çarpalım. 32 dakika reklam varmış arkadaşlar. Güzel. Şimdi 32 dakika reklam varsa bu arkadaş 120 dakikaydı değil mi tamamı? 120 dakikadan 32 dakikayı çıkartırsam ne kalır? 8, 88 dakika kalır. 88 dakika nedir arkadaşlar? 1 saat 28 dakikadır. Çünkü 1 saat 60 dakika değil mi? 60'tan 28 dakika artar. 1 saat 28 dakika sürerdi. 21'de başladı. 22, 28 dakika daha geçer. 22, 28'de biterdi arkadaşlar. 11'e de C diyoruz. Anlaştık. Şahane. 12 numara ne diyor bakalım. Bir kırtasiyeci. Arkadaşlar hızlı anlattığımı düşünen olursa zaten yavaş modda da izleyebilirsiniz. Yavaş yavaş geriye sarıp tekrar da bakabilirsiniz. Şahane bir şekilde hallettiğimizi düşünüyorum. 12. Bir kırtasiyeci elindeki kalemlerin 1 bölü 3'ünü, 3'te 1'ini desteler halinde. Dınınının, desteler halinde. Arkadaş desteler ne demek? Onluk demek. Güzel. Kalanını düzineler şeklinde halinde paketliyor. İçinde bir düzine kalem olan
30 paket yaptığına göre içinde deste olan kalem olan kaç paket yapmıştır? Enteresantemente. Arkadaşlar, içinde bir düzine kalem olan 30 paket. Bir düzine kalem olan 30 paket yaptığına göre. Tamam, yapalım. O hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi düzine 12 idi değil mi arkadaşlar? Evet, çok güzel. 12 çarpı 30 paket. Çünkü düzine neydi arkadaşlar? Düzine de 12'lik. Deste 10'luk, düzinler 12. 12 ile 30'u çarptım. 360 kalem olur. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bu kalem 1 bölü 3'ünü desteler demişti. Oo, bak 1 bölü 3'üne gel. 1 bölü 3'ü desteler şeklindeyse şurası işte sevgili arkadaşlar düzineler şeklinde. Burada kaç kalem var? 360 kalem var. Bana şimdi söyle sevgili arkadaşım. İki parçası 360 ise bir parçayı bulmak için ne yaparım? 360'ı 2'ye bölerim. Böldüm, 180 buldum. Yani şu parçaların her biri 180'miş arkadaşlar. 180, 180. Bunu buldum. Bak desteler için kaç kalem yapmışız? 180. Desteler arkadaşlar 10'luktu. 180'i de bak 10'a bölüyorum. Bölme işlemini böyle de kolay yapabilirim. 10'a bölmek zaten neydi? Sıfırlarla vedalaş. 18 paket varmış arkadaşlar. Anlaştık. Buyur sana bu sayı da işaretledik. Grafik metoduyla çözmek şahane bir şeydir. 3'te 2'si yani 3'te 1'i 3 parçaya böldüm. 3'te 1'i arkadaşlar desteler halinde. Bunu ayırdım 3 parçaya. Geri kalan kısım düzineler halinde olacak. Yani 3'te 2'si 3'te 2'si 360 tane çünkü 30 paket var. 12 ile 30'u çarptım. Her bir şu bölmenin 180 olduğunu buldum. Desteler 10'luk olduğuna göre 180'i de 10'a böldüm. Arkadaşlar yine çok güzel bir test çözdük. Ben sana yine hatırlatayım. Kazanım kavrama testleri var. Kazanım kavrama çalışma soruları var. Çalışma soruları ve beceri temelli testler arkadaşlar. Bunların hepsini buraya linke koyuyorum. Mutlaka bak derim ben sana. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.